Selam beyler bayanlar, herkese yeni videodan kucak dolusu sevgiler. Yine yollardayız, yine kamyonla sevkiyat işleri, malzeme alma işleri devam. Videoya şöyle bir hızlı giriş yapayım dedim. Şu anda İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir çıkışına doğru yaklaşmaktayım. İstikametim Balıkesir. Oradan fabrikamız için bazı malzemeler alıp fabrikaya döneceğim. Güzel bir video olsun, sohbet, muhabbet. Bir şeyler anlatalım, bir şeyler konuşalım. Aslında ne anlatacağımı da bilmiyordum ama demin aklıma geldi. Gece şoförlerin hiç mi uykusu gelmez? Otobüs sürerken, kamyon sürerken, tır sürerken nasıl oluyor da uyumadan yol gidebiliyoruz 4 saat, 4,5 saat? Bunun üzerine biraz sohbet ederiz. Gene havadan, sudan, sağdan, soldan konuşuruz. Hadi o zaman video başlıyor. Oh, bir şeyler aldım marketten. Acayip sıcak hava. Bir marş yapalım önce. Oh, bu ne sıcak ya. Evet, hemen çarpışma önleyicimizi şerit takibi iptal edelim. Kemerimizi takalım. Klimamızı açalım 3 kademe. Camlarımızı kapatalım. Ya dostlar yemek yedim, çıktım fabrikadan 12'de. Saat şu anda 2. Böyle bende şeker, çikolata isteği oluyor böyle yemekten birkaç saat sonra. Bir tane böyle ufak bir çikolata aldım kendime. Şimdi onu kemiririm. Hadi bakalım. Şöyle bir yol alalım. Bu arada bu arabanın birinci vitesi genelde kullanmıyorum. Çünkü çok küçük yani. Araba yürü yürümez hemen 2 istiyor. O yüzden birinci vitesi böyle rampalarda falan kullanıyorum. Çok sıkışmadığım sürece kullanmıyorum. Balıkesir'e gideceğim yere yaklaşık 1 saatlik mesafedeyim. Bu arada benzinin içi ana hava gülüydü ya. Yani bu Shell nasıl iş yapıyor ben anlamadım ya. Sol sinyal verelim. Gerçi hemen sola atlamayalım. Bunu hepimiz yapıyoruz. Daha bakın. Sağ şerit devam ediyor. Ama tabii bir tane andaval var benim arkamdan. Kendini hemen sola attı. Şu Vito'cu işte. Hemen orta şeride at kendini abi. Hemen. Bir de Almanya plaka. Almanya'da bunları yapabiliyor mu acaba? Yap da kan alsınlar senden. Bak, sinirden arabayı dörde takip almış. Ne oğlum, siz Avrupa'da kuzu gibi araba kullanıyorsunuz da burada hayırdır böyle aslan kesiliyoruz. Bu arada Google haritalarda radar uyarısı çıkmış. Gördünüz mü bilmiyorum. Demin ben kurdum, az ileride radar gösteriyordu ama herhalde karı kaldırmışlardı. Güzel bir uygulama. Kullanmadıysanız tavsiye ederim. Gerçi ben az çok scrollerına uyuyorum. Radarın nerede olduğunu da sürekli gittim geldim yoksa biliyorum ama yine de güzel bir uygulama. Güzel bir uygulama. Kendime bir de su aldım. İnsan susuyor arkadaş ya. Vallahi billahi sıcak abi. Ayıp söylemesi durmadan önce biraz tuzlu kuru yemiş yedim. O da içimi yaktı böyle. Evet, şöyle hız sabitlememizi yapalım. Çok da yükseltmeden arabayı. Takografımızı kilometre saatine getirelim. Saatte 88 kilometre iyidir. 100 litre yakıt aldım. Ay sonu bugün, ayın 20-30'u bugün. Temmuz'un 30'u. Gerçi ay sonu az yakıt alayım dedim. Doldurmaya gerek yok ama gene %4'te 3 doldu arabanın. 50 litre bile alsam yetermiş aslında. Akisar ayrımı. Devam ediyoruz Balıkesir'e doğru. Şimdi planım şu, saat 3-3.30 gibi Balıkesir'e varmak. 4.30-5'te çıksam 6.30 gibi yemek molası veririm.
7'de çıksam 8.30 gibi fabrikaya gelmiş olurum. 9 gibi evde olurum. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa. Hala yorumlarda abi otobüse dönmüyor mu falan diye yazanlar var. Dostlar, arkadaşlar, abiler, kardeşler, artık o hikaye bitti. Otobüse dönsem de kendi araba olmadığı sürece video çekmem. Daha önce de söyledim, her videoda söylüyorum. Artık abuk sabuk dünya kadar otobüs videosu çeken insan var. İçimden gelmiyor yani artık otobüs videosu çekmek. Ha, kendi arabam olursa güzel bir kamera sistemi kurarım arabaya, çekerim, o ayrı. Hatta kendi otobüsüm olursa, ki çok zor bir ihtimal, kafamda başka bir plan var ama onu söyleyip de başkalarının yapmasına vesile olmayayım, onu söylemeyeceğim. Kafamda çok güzel bir proje var. Kendi otobüsüm olursa efsane şeyler yapacağım. Yayın, video anlamında. Ama onu buradan paylaşmak istemiyorum. Ama kendi otobüsüm olması için böyle mini piyangodan bana para çıkması lazım. O kadar uzak bir ihtimal yani. Velhasıl Kerem, eskiden 50-100 bin lira verip bir otobüse ortak olabiliyordun ama şimdi 100 bin lira versen otobüsün iki tek yerine anca ortak olursun. Bu da bir dangalık. Oh, kliması çok güzel yalnız arabanın. Maşallah diyelim. Maşallah dediğim 3 gün yaşıyor benim. Klima var ya, çivi ötesi. Nasıl bir klima kompresörü varsa arabada. Bu arada arabanın bakımını yaptırdım. 10.000'de bakıma girmesi gerekiyordu ama 11.000 küsürde girdim. Çünkü nerede, kime bakım yaptıracağımızı bilmiyordum. Isuzu özel servisinde yaptırdım İzmir'de. 5. sanayide herkesin bildiği bir yer var. Liftle ilgili bir revize, tadilat işi için liftçi ararken Isuzcu'yu gördüm. Ya dedim, abi gel şuna bir bak ya, bu arabaya sen bakım yapar mısın? Baktılar, ettiler, var dediler bizde parçaları, filtreleri, bilmem neleri. İşte yağını, filtrelerini değiştirdim. Güzel oldu, kendine geldi araba. Bundan sonra hep oraya götüreceğiz bakıma. Bir saatte, bir buçuk saatte hallettiler işini. Yani beni en çok korktan oydu, hani parçası bilmem nesi bulunur diye, ama ustanın söylediğine göre birkaç arabanın parçaları kullanılmış, sıkıntısız bulursun parçalarını dedi. Bak, bu adam da çekici galiba, yat taşıyor. Nasıl oturtmuş abi o yatı oraya ya? Altı dalga koymuş. Evet. Tahtanın üstüne oturtmuş tekniği. Tabi altı kırılır yoksa abi. Bir tane araba taşıyan kamyon gördüm, o da güzel ya. Ben daha önce de söyledim. İlgimi çekiyor abi. Bir, tankerler. İki, araba taşıyan kamyonlar. Tırlar değil, kamyonlar. Bu iki işi merak ediyorum nasıl bir şekilde. Gerçi bu kardeşimizin tanker kullanmışlığı var. Propan tankeri kullandı. Yani böyle İzmir'den Aydın'a kadar falan götürdüm. Böyle sanki arkadan biri ittiriyor gibi, böyle acayip bir his oluyor. Işıklar da duruyor, kamyon böyle gidiyor geliyor sanki. Tanker kullandık, tır kullandık, otobüs kullandık, kamyon kullandık, minibüs kullandık. Vay anasını ya. Bayağı şey, alet kullandık ya. Bak, kamyoncu abim ne güzel yüklemiş, kapakları da açmış. Bu arada deli şiddetli rüzgar var. Şöyle atıvereyim kendimi sağa hemen. Burası yüksek bir diyalog. Baya sağdan soldan tokatlıyor beni rüzgar. Arkamda da bir tane Mercedes çekici var, tır. Şöyle azıcık yavaşlayayım da geçsin beni, siz de görün. Güzel makine bunlar ya. Kamerayı açık kaldırayım. Şöyle hızımı kestim iyice, siz görün diye ha, bak arabayı, bak bak bak. Yılan. Güzel, tertemiz bak abi. Kasa masa tertemiz, görüyor musun? Hastasıyım böyle temiz arabanın.
Hastasıyım abi. Çiçek gibi. Kasasında bir tane leke yok araba. Bravo. Evet, Balıkesir'e doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, yolda bayağı rüzgar var. Şu solumdan geçecek kamyoncu arkadaş, abi her seyahatte bir tane beni bulmak zorunda mı ya? Ya kardeşim, ben arabayı 88'e sabitledim. Beni geçiyor, yavaşlıyor. Sonra ben onu geçiyorum. Sonra tekrar geliyor, beni geçiyor. Trafikte nefret ettiğim şeydir bu ya. İstikrarlı gidin abi ya. Kaç yere gidiyorsanız o hızla gidin. Gidim seyahat. Aslan parçası. Deminden beri ya sinir etti beni şu önde kamyon ya. İzmir çıkışında da bir tane tır vardı öyle. Saldım bıraktım gitsin diye. Olsun diyece ya, vallahi sol camdaki perdemi de unutmuşum, perdeyi de çekemiyorum, böyle buram buram sıcak geliyor. Şimdi şu uyku mevzusundan bahsedeyim size birazcık. Otobüste çalışırken özellikle gece muhakkak ki şoförün uykusu geliyor, gelmiyor desek yalan olur. Yani ben şöyle kendimi düşünüyorum. Böyle deli gibi uykumun geldiğini hiç hatırlamıyorum ama yorulduğumun, hani ya sürem dolsa da artık yatsam, uyusam dediğim zamanları biliyorum. Uykum gelmiyor diyen şoför yalan söylüyordur. Bunu bir kere net olarak yazın bir kenara. Çünkü uykusu gelmemesi için Android olması lazım, insan olmaması lazım. Bizler de insan olduğumuza göre gece her türlü uykum gelir abi. Bazen akşam 10'da 9'da gelir. Bazen sabah 4'te 5'te gelir. Bazen 12'de 1'de gelir ama gelir. Uykuyu açmanın bir yolu var mı derseniz, yolu yok arkadaşlar. Uykun geldiyse uyumadan düzelmez. Nasıl düzelir? Kanayan yaraya pansuman yaptığını düşün. Yaran kanıyor, pansumanı yaptın, kan o sırada durur, pamuğu çektin bir kere kanamaya devam eder. Uyku da böyle, uykuyu kandırırsın. Ben nasıl kandırıyorum? Tane yiyeceklerden yiyorum uykum geldiği zaman ya da ağırlık çöktüğü zaman. Nedir bu? Leblebi, badem, fındık, işte ne bileyim, çubuk kraker, otobüste çubuk kraker iyi oluyor mesela. Bende işe yarıyor tabii. Size nasıl etki eder bilmiyorum ama beni ayakta tutuyor. Tane tane yemeniz algınızın %5'inin 10'unun da olsa o yediğiniz şeye kaymasına, dolayısıyla daha uyanık, algınız açık kalmasına sebep oluyor. Uykun geldiği zaman yola bak, iki tane çizgiye bak, anında uyursun. Bak, test edin bunu. Tabii yanınızda biri varken test edin. Ağırlık mı çöktü abi? Yola bak, iki tane çizgiye bak, gözün kapanır. Hatta gözün kapanmadan uyursun. Ama çay içmek, kahve içmek ya da tane yiyecekler yemek, atıyorum bademi at ağzına, çevir ağzında bir 30 saniye 40 saniye hemen yeme. Ya da çubuk krekeri at ağzına, çevir ağzında. İnanın bana faydasını göreceksiniz. Ben otobüste çalışırken böyle yapıyordum. Hatta bu arabada bile uzun yola gittiğim zaman aynı şeyi yapıyorum. Hatta bakın, göstereyim, geçen gece bir seyahatim vardı. Aldım kaju, içinde bir iki tane kalmış. Yani gerçekten ayakta tutuyor. Seni dinamik tutuyor yani. O yüzden tavsiye ederim, hani uykuyla baş edemeyen varsa Red Bull, Red Bull hikaye abi, içmeyin Red Bull falan. Bunun tek ve net çözümü bu.
Şimdi normalde sola çıkmam ama sol taraf boş. Arkamda hiç araba yok. O yüzden şu tırcı abiyi sonlayana kadar çıkıyorum. Arkamda hala kimse yok. Hemen sağa attık kendimizi. Uyku durumu böyle. Bilmiyorum. Sizlerin kendinize göre bir çözümü var mı? Ne yapıyorsunuz, işe yarıyor? Yazın, belki fikir edinmek isteyen olabilir. Ama ben de bu söylediğim şeyler işe yarıyor. Ben şunu biliyorum. Mesela otobüste akşam 10'da bindim arabaya. Gece 2.30-3'te tesise girdik, değiştik. Diğer şoför de uyandı, bindi. Ben gittim yatağa yattım. Yarım saat sonra Mavi'nin gelip kaptanın uykusu gelmiş. Abi seni çağırıyor dediğini biliyorum mesela. Olmuyor mu? Oluyor. Olması ayıp mı? Değil. Adamın kaldırması bence kaldırmamasından daha güzel bir şey. Çünkü uykusu gelip erkekliğe, affedersin, bok sürdürmeyip araba sürmeye devam ederse hem kendi canını, hem benim canımı, hem taşıdığı insanların canını, hem de trafiklerin canı tehlikeye atacak. Bu işte erkeklik yok arkadaşım, yok. Bu işin delikanlısı, ustası da yok. Bu işte kurala uyacaksın, işini doğru yapacaksın. İşin kuralı bu yani. İşin erkekliği bu. Instagram'da görüyorsunuz. Adam önünü görmeden solunuyor otobüste mesela. Girin bir yorumlara bakın ya. Bu kadar cahilce, bu kadar aptalca yorumlar göremezsiniz. Yok işte adam o yolun ustasıymış. Yok adam aradan görüyormuş. Yok işte klavye başından yorum yapmayınmış. Oğlum bunun klavye başı, klavye sonu yok. Sollanmaz çizgisi varsa sollamayacaksın. Ya sen traktör sürmüyorsun, patates taşımıyorsun ya. Çok kızıyorum abi böyle tiplere. 3-5 tane takipçi kasacağız diye, 3-5 tane yorum alacağız diye Arizona kertenkelesi gibi saçlarını yapıştırıyorlar abi. Saçma zaman videolar çekiyorlar. Yani zamanında biz Kamil Koç'ta video çekiyoruz diye bir tane şikayetle bizi işimizden eden yöneticiler bugün Kamil Koç şoförlerinin, mavinlerinin hepsini tenzih ederim tabii. Bazılarının çektiği saçma sapan videoları görmüyorlar. Lan benim sayemde başka firmaya gidecek yolcular geliyordu, biniyordu Kamil Koç'a. Sırf benle Ceyhun abi var diye arabada. Ama kıymet bilmeyenin kıymeti olmazmış. Olmazmış abi. Buradan bir sitem olsun Kamil Koç'taki o yöneticilere de. Bir açın bakın abi YouTube'u, bir TikTok'u bakın. Bir TikTok'a bakın ya, bir girin Kamil Koç mavinleri hostları nasıl videolar çekiyor? Hepsi değil, bazıları. Yani 100 tane varsa 20 tanesi belki. Sırf Kamil Koç değil, bütün firmalarda var da hani beni Kamil Koç'ta işimden ettiler ya, ben ona istinaden söyledim. Bak yükseldim ha bayağı. Neyse. Çok şükür bizim halimiz, keyfimiz yerinde. Hayattaki mottom her zaman şu: benim bir kaybım olmaz. Kesinlikle olmaz. Ben işimi layığıyla yaptım. Çalıştığım bütün firmalarda bir tane video çektim diye ya da bir tane hata yaptım diye, Kamil Koç için söylemiyorum, çalıştığım iş yeri için söylüyorum mesela, ya da başka daha önce çalıştığım yerler için. Bir hatamla biri gönderiyorlarsa ben bir şey kaybetmem abi. Ben hatadan ders alır, tecrübe kazanır, bir daha o hatayı yapmam. Ama o adam bir daha benim kadar doğru çalışan birini bulabilir mi çok emin değilim. Ya burada ukalalık gibi gelmesin lütfen ama az çok piyasayı biliyorsunuz işte. Açın bakın, videoları izleyin sadece. Otobüs videolarını izleyin, bir de benim videoları izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ya çok fazla insan, yani babam yaşında, dedem yaşında, annem yaşında, teyzem yaşında ya da kardeşim yaşında, kadın erkek, o kadar çok insanla otobüste çalışırken güzel şeyler duydum ki, bunların birçoğuna da Ceyhun abi şahittir. Ya adam diyor ki sırf senin için bindik arabaya ya, İzmir'e gidiyoruz diyor, İşimiz acil diyor.
senin bu hatta çalıştığını bildiğim için sırf senin arabaya özellikle diyor bilet aldım diyor. Annem babam yaşında insanlar mesela. Allah razı olsun, biz de onlara bir çay kahve ikram ediyorduk. Tesis ediyorduk, buyurun yemek yiyin isterseniz. Yemek ikram edebilirsek ediyorduk, edemezsek tabii çay, poğaça bir şey ikram ediyorduk. Yani bir fark yaratmıştık diye düşünüyorum. Ama tabii demin söylediğim gibi kıymet bilmeyenin kıymeti olmazmış. Bizim için de bazı işlerin kıymeti yok artık. Ne konuştum ben? Az kaldı. Varacağım yere sanıyorum bir yarım saat, 30-35 dakika bir şey kaldı. Hadi bakalım devam edelim yerden. Yeme bitti. Ama ben de bittim. Bu yüklediğim malzemeyi sabitlemek çok zor. O yüzden bayağı zorlanıyorum ve korkuyorum yolda, hani başıma bir iş gelecek diye. Ya daha doğrusu başıma bir iş gelmez yani, ben sabitledim ama ben biraz fazla aşırı garantici bir adam olduğum için tedirgin oluyorum. Hani başıma bir iş gelecek diye korkuyorum demek şey oldu biraz böyle. Çok uçuk bir ifade biçimi oldu. Güzelce spanzetledim. Umuyorum bir şey olmaz. Şimdi saatler 5'i 20 geçiyor. Buradan direkt İstanbul-İzmir otoyoluna bağlanıp bir yemek yiyip İzmir fabrika istikametine devam edeceğim. Hadi yola çıkalım o zaman. Kemerimizi takalım. Otobüsü de şöyle alalım. Haydi bakalım, bismillah. Bir yandan da bakıyorum arkada yüklere. Sağa sola oynuyor böyle. Nasıl durumu? Çünkü bu araba açık kasa. Yükün boyu kapağın boyunun iki katı. Dolayısıyla bakıyorum yükler oynuyor ama kapaktan aşağı düşme ihtimali yok. Ya öyle bir şey olursa zaten spanzetim var, milyon tane spanzet var. Ben onu her şekilde ayarlarım da. Yani kafamız takılmasın, rahat yolu gidelim maksat. Derdimiz o, yoksa evelallah bir problem olmaz. Bir yudum su içelim. Abi şu dolap yok, dolap. Arabada bir dolap olsa var ya, muhteşem. Bak bu da Atego 15-16, 15-18, 6 teker yataklı falan, gayet güzel. Şu araba yataklı olsa tadından yenmez. Aslında takograflı olmasa daha güzel. Çünkü gittiğim yerde konaklamak zorunda kalıyorum bazen. Takografın süresi yetmiyor. O yüzden ha yani konakla ne var ki diyenler olabilir, evet yani konaklamak güzel, en azından bazı firmalar gibi dön gel kardeşim ikinci eli tak falan demiyorlar. Kardeşim ehliyetin süresi bittiyse kural neyse o diyorlar, sağ olsunlar. Benim işime geliyor tabii, yani işime geliyor da demek yanlış olur da doğru olan bu. Böyle olması da bir tercih sebebi benim için işe başlarken. Yoksa otobüste bütün otobüsler 3. ehliyetle gidiyor arkadaşlar. Bilmeyenimiz yoktur bu kadar. Evet. Aslında buradan sola dönsem Savaştepe yol ayrımına bağlanıyor ama ben bozuk yoldan gitmek istemiyorum ya. Şöyle karşıyı dolanıp dağın üstünden otobana bağlanmak istiyorum. Burada şimdi arkadaş, kanı arabası gibi geliyorsun ya. Hayret bir şey ya. Bu BİM kamyonları var ya. Ben bir ara BİM kamyonlarına da işe başlayacaktım. Ama benim hanım marketçi olduğu için 14-15 sene benim hanım Migros'ta çalıştı. Sen dedi yapamazsın o işi falan dedi bana. Sonra son anda vazgeçtim yapmaktan. Yani konuşmuştum, anlaşmıştım da.
bundan 3 sene önce falan daha böyle nişanlıydık herhalde. Ne bileyim ya, böyle hani o zaman şey kafası vardı bence. Binde kamyonda başlayayım, biraz tecrübe edeyim şehir içinde. Sonra büyük kamyonla işte nakliye iş yaparız falan diye kafamda vardı ama öyle olmadı tabii. Spanzetleri arabanın içine koydum. Duyduğunuz ses onların sesi. Şangır şangır yapıyor. Çünkü arkada yer kalmadı. Oh, hadi bakalım. Güzel akşam güneşi batarken bir yolculuk bizi bekliyor. Şimdi sağ taraftan gidersek eski yoldan gidiyor. Ben ileriden sağa şu köprünün üstüne döneceğim. Edremit Çanakkale istikameti. Bu arada şerit takip ve çarpışma önleyiciyi kapatmamışım. Biraz yavaş dönelim de malzememiz dökülmesin. Şöyle yol vereyim Ege Ece abi, çünkü yapıştı arkama. Çok acelesi var herhalde. Şu şerit takipte çarpışma önleyiciyi kapatalım. Burasının yol bağlantısı da çok ilginç. Ha. Direkt sağ şeride bağlanıyor. Hani bir cep yok yolun kenarında. O yüzden dikkatli çıkmak lazım. Serbest. Bak hemen sağ şeride bağlandı. Gördün mü? Neyse otobana bağlanalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Acıktık be. Ha? Vallahi acıktık ya. Az kaldı şimdi şurada. Her zaman durup yemek yediğim yer var. Balıkesir'e geldiğim zaman. Şirket arabasıyla yani. Orada duracağım, yemek yiyeceğim. Vallahi bir ağırlık da çok böyle değil ha. Böyle klima buz gibi geliyor alttan serin serin. Güneşi de arkaya aldık. Şu şeyin içinde de kağıt vardı, o da uçmuş ya. Yeni fark ettim. 80'e sabitledim arabayı. Çünkü bu tarafa doğru gelirken çok rüzgar vardı. Dolayısıyla arabanın yakıt ortalaması çok yükseldi. İşte biraz ortalamayı düşürüp daha az yaksın diye 80'le gidiyorum. O yüzden Hüce abiler, dayılar, emmiler beni geçiyorlar hepsi. Bu arabanın sevmediğim bir özelliği de şu. Otomatik far olayı var bunda. Bakın şu önde gördüğünüz köprünün altından geçerken bile yakıyor, kapatıyor. Yani şu köprüden. Bu kadar da normal abartmışlar yani. Önümdeki mesela gölge geliyor, yola yanıyor, sönüyor. Önümdeki selektör yapıyor mu zannedecek? O da iyi olmamış yani. Evet, geldik. Oksijen Soma. Şuraya bir girelim abi, bir karnımızı doyuralım. Şöyle bir elimizi ayağımızı yıkayalım, uzatalım. Biraz kafa dinleyelim, biraz istirahat edelim. Otobüste olsa gir yatağa yatıyor, mis gibi. Ama burada öyle bir durum yok. Yatak yok çünkü arabada. Yatak olsa bir yarım saat bile elini ayağını uzatsam iyi gelir aslında. Biraz sabitlemeyi kapatalım. Bir motor freni yapalım. 5 yapalım. Motor freni devam. Bugün burası boş gibi ya. Hüce abi karar veremedi diyecektim. Tümsek varmış. Evet. Karar verememiş hakikaten. Şöyle bakalım, küçük arabalarına oraya hiç gitmeyeyim ben. Direkt yol üstünde durayım şurada. Evet. Şu şeye kendimi siper edeceğim. Gölgelik yapsın diye. Biraz geri. Tamam.
Haydi bakalım, baba yemeğe kaçar, yemekten sonra görüşürüz. Evet dostlar, saatler 7.05. Yemeğimizi yedik, güneş sağ çaprazımızdan yavaş yavaş batarken biz de evimize doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sağ tarafım Soma. Manisa-İzmir istikametine devam ediyorum. Klimayı bir tık kısalım. Soran ne oluyor? İşimden memnunum. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çalışma arkadaşlarım iyi, ortamımız iyi, yöneticilerimiz iyi. Yani evet, gönlüm otobüste çalışmak istiyor. İşte ne bileyim, imkan olsa bir tane kamyon alayım, nakliyecilik yapayım istiyor. İstiyor da istiyor. Ama zaman ve dönem gönülün istediğini değil, mantıklı olanı yapmakta. Yapma dönemi. Evliyken bir kere otobüs için zor abi. Yani belki çoluk çocuk büyüyüp kendini kurtardıktan sonra belki olabilir ama otobüs. Hayat bu yani, özel sektör. Bugün beni işten çıkarırlar, iş bulana kadar otobüse gideriz, yövmeyeli çalışırız. Ama sürekli çok olası görünmüyor. Dediğim gibi memnunum yani, bir sorun yok. Arabamız yeni. Dediğim gibi şirkette ekip güzel. Her şey yolunda yani. Bu ara sevkiyatlar biraz azaldı. Yani benim sevkiyatım azaldı. Şirketin sevkiyatları devam ediyor. Ama mesela yoğunken de çok yoğundu. Hakikaten böyle nefes alamadığım günler oldu. Olsun, sağlık olsun. Her iş zor, kolay iş yok. Oh vallahi klima serinliği ne güzel geldi ya. Güneş tabi arkaya geçince böyle bir şey oldu yani. Serinlik daha hissediliyor oldu. Yavaş yavaş gidiyorum. Tahmin ediyorum saat 8.40-8.45 gibi fabrikaya varmış olacağım. Bir aksilik olmazsa, kaza veya arıza olmazsa. Bu arada İzmir'in trafiği de hafiflemiş olur biraz. Tam şu anda trafik saati İzmir'de. Tatlı tatlı sürmeye devam. Şöyle size biraz arabanın kokpitini de göstereyim elimden geldiğince. Bu arada şort ve terlikle çalışmak da ayrı bir güzelmiş. Arabanın kokpiti böyle. İşte hız sabitleme, hız yükseltme falan buradan. Teybin, Bluetooth'un ayarları buradan. Korna buradan. Havalı korna olsa iyiydi. Gösterge paneli bu şekilde. Oo, evet bak, şerit takibi öttü. Şimdi şerit takibi ve çarpışma önleyiciyi bir kapatalım. Şu çarpışma önleyici, şu şerit takibi. İkisini kapatınca ekranda turuncu işaretler çıkıyor kapalı diye. Yani arabanın konsolu böyle düz. Bu şeylere benziyor. NPR'lere, SSU'lara falan benziyor. Şöyle ayna hissiyatını da göstereyim size. Kasa biraz çıkıntılı dışarıya. Güzel ya, sürüşü güzel. Birazcık daha önce de söyledim, birazcık şey. Yani süspansiyon olarak kötü. Kamyonlarda, tırlarda körüm var biliyorsunuz. O böyle yaylandırıyor. Bunda maalesef direkt darbeyi siz alıyorsunuz. Ama şeyler de öyleymiş. İSUZ'lar, NPR'ler falan da öyleymiş. Birkaç kişi yazmıştı videonun birisinde. Demek ki bunlar böyle abi. Bunlardan rahatlık, konfor, esneklik beklemeyeceksin. Ekmek yedirsin sana yeter. O kafada olacaksın demek ki. Şöyle arkada yüklerimiz gördüğünüz gibi.
kırka aç. Şuradan bir kavun alsak da yesek ya. Kırka aç kavunu da çok güzel olur. Vallahi. Yorulduk ya, bugün yorulduk vallahi. Yorulduk. Eskiden gidiyordum tek şoför, tek otobüsle Ankara'ya tura gidiyordum, geri dönüyordum ya, tek şoför. İzmir'den Kars'a tek şoför gitmişliğim var. Bak, İzmir'den Kars Sarıkamış'a diyorum. Bir gün uyumuştum Kars Sarıkamış'ta, 24 saatte uyumuştum, öyle yorulmuştum ki. Ama akıl işi değil, yapılacak şey değilmiş yani. Tabii gençlikle, hevesle yapmışız ama doğru işler değil. Evet, gün batımına binaen biz de ilerliyoruz, gün batımı gibi. Tatlı tatlı İzmir'e doğru seyretmeye devam. Evet, sürmeye devam ediyoruz. Saatte 89 kilometre hızla. Artık güneş yavaş yavaş kendini kaybetme yolunda batışını sürdürüyor. Biz de evimize varma yolunda 89 kilometre ile devam ediyoruz. Bu İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir hatta Susurluğa kadar çok dikkatimi çekti. Bayağı orman, ağaçlık alanmış. Yani oksijenlerde falan durduğum zaman önü arkasına bakıyorum, hep yüksek yüksek ağaçlar. Yani bu otoyol güzel oldu. Şimdi güzel olmadı diyen aslında inkar eder. Ama ücret konusu güzel olmadı. O da güzel oldu diyen, o da aslında inkar eder. Yani burada makul bir fiyat belirlenip herkesin ya da daha çok kişinin faydalanması sağlanmalıydı. Ha, ucuz yapıp da herkes bir yola girdiği zaman bu sefer bu yolun bir özelliği kalmayacak kalabalıktan. Yani bilemiyorum ama bir tık daha ucuz olabilirdi diye düşünüyorum. Yoksa yol gerçekten güzel, kullanışlı. Yani rahat, mesafeyi kısaltıyor, daha çabuk sürede gidiyorsun falan ama işte birazcık bir tık tuzlu maalesef. Onu da büyüklerimiz bir düşünüp çare bulurlar diye ümit ediyorum.